Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersül evvelu min babun fit tahzini min izai sahine ve daafetil mesakini. Yani 48. babın bugün birinci dersini okuyoruz. Babun fit tahzini, bu bab tahzirden, korkutmaktan bahsediyor. Neyin korkutmasından? Min izai salihin. Salih insanlara eziyet etmekten korkutuyor. Ve da'afetil mesakini. Zayıf miskinlerin eziyetinden ne ediyor? Tahzir ediyor. Yani bu babdaki ayet hadisler neden bahsediyorlar? Salihlere eziyet etmeme, zayıf, miskin, gariban kişilere eziyet etmemekten bahsediyor. Onların eziyetinden korkutuyor. Kâlallahu Teala, Yüce Allah, bakın Ahzab 58. ayetinde ne diyor? وَالَّذ۪ينَ o kimseler ki يُعْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Mümin erkeklere, mümin kadınlara eziyet ediyorlar. Niye eziyet ediyorlar? Bir gayri mektesebu. Kesip ettikleri bir suçtan, bir günahtan dolayı değil. Yani bir suçları, bir hataları yok iken onlara ne ediyorlar? Eziyet ediyorlar. Bir gayri mektesebu ne demek Necati? Yani kesip ettikleri bir suçları, bir kusurları olmaksızın onlara eziyet ediyorlar. İşte o kimseler ki günahsız, kusursuz, hiçbir kusuru, eksiklikleri olmadan, hataları olmadan mümin müminatlara eziyet edenler فَقَدْ يَحْتَمَلُوا. Onlar ne etmişler? Üstlenmişler buhtanen. Onlar büyük bir buhtanı üstlenmişler. Ve ismen mubinen, apaçık, zahir bir günahı işlemişler, üstlenmişler. Demek suçsuz olarak mümin müminatlara eziyet edenler, onlar büyük bir buhtanı üstlenmişler. Apaçık bir günahı işlemişler. Bu ayet neden korkutuyor, bizi uyarıyor? Suçsuz olarak mümin ve müminatlara eziyet etmemizi ne ediyor? Emrediyor, bizi o konuda uyarıyor. Ve kâle teâlâ feemmel yetîme felâ takhar. Bakın Duha suresinin 9. ve 10. ayetleri. Feemmel yetîme felâ takhar. Yetimi kahretmeyin. Yetime galebet etmeyin, hakaret etmeyin, malını yemeyin, malına, canına ne etmeyin, tecavüz etmeyin. Ve emmessa ile dilenciyi de fela tenher, kovmayın. Allah için sizden bir şey istemeye gelen saili ne etmeyin, zecir etmeyin. Böyle nahoş bir şekilde onu ne etmeyin, geri çevirmeyin. Ya ne yapayım? Ne yapayım? Eğer verecek şeyiniz varsa verin. Verecek bir şeyiniz yoksa bari güzel bir sözle onu ne edin, geri çevirin. Nehir etmek, onu incitecek şekilde kovmak demektir. Fe emmel yetime fela takhar. Bu Duha suresinin 9. ayeti. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Bu da 10. ayeti. Bakın takhar, tenher, ikisi nedir? Aynıdır. Önce yetime hakaret etmeyin, sonra dilenciyi zecir etmeyin. Yetimi öne aldı çünkü yetime hakaret etmek, galabet etmek vebalı saili nehir etmekten daha kötüdür, daha ağırdır. Onun için onu öne aldı. وَاَمَّا الْاَحَادِسُ. Bu babla, bu konuyla ilgili hadisler فَكَسِيرَتُمْ. Hadisler nedirler? Çoktırlar.
Minha hadisu Ebi Hureyre radiyallahu anhu fil babi lezi kable haza. Ebu Hureyre'nin hadisi bu babdan önceki babda geçti. Sen dün yoktu, onu bilemiyorsun. Orada ne demişti? Men ada li veliyen, kim benim için bir veliye eziyet ederse, fakat azentuhu bil harbi. Ben onu ne ettim? Harp ona ilan ettim. Men ada li veliyen, kim benim için bir veliye düşmanlık yaparsa, fakat azentuhu bil harbi, ben ona harbi ilan ediyorum. E bak o ne diyor? Salih insanlara eziyet etmeyin diyor. Velilere eziyet etmeyin, edene harbi ilan ediyor. Hadisin biri o. Bir de ve minha, o hadislerden biri de hadis-i Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anhum es-sabiqi fi babi mulatafetil yetimi. Yetimin mulatafetiyle ilgili Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın hadisi yetim. Mulatafetil yetim, yetimi okşamak, gözetlemek demektir. Ve mina hadisu Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anhum es-sabiqi fi babi mulatafetil yetimi. Bab-ı mulatafetil yetim birkaç önce geçti. O babda geçen Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın hadisi. Oldum. Ve min hadis Sa'd ibn Ebi Vakkas radiyallahu anhu es-sabiq fi babi mulatafetil yemini ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü ne demiş? Ya Ebu Bekir, le in kunte agdertehum, yani ve minha kavluhu. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Sıddık Selman-ı Farisi ile Bilal-i Habeşi, Suheyb-i Rumi ile münakaşeleri olmuş. Allah'ın Resulü, tabi hadisesi uzun, demiş ya Ebu Bekir, le in kunte agdabtehum, eğer sen onları kızdırmış isen, onları özmüş isen, lakad agdabte rabbeken, sen Rabbini de kızdırmışsın. Rabbinin gadebine de sen yol açmışsın. Niye? Bilal, Selman, Suheyb. Bilal Habeşistanlidir, köledir. Selman-ı Farisi, Faris İranlidir, köledir, azat edilmişler. Suheyb Romidir, gerçi babası zamanında dedesi orada esir düşmüş. Babası vefat etmiş. Dedesi ve babası Rum'da esir düşmüş. Sonra vefat etmiş. O da tekrar gelmiş. Babasının memleketi olan Mekke'ye gelmiş. Tabii gelince 100 sene mi 150 sene araya girmiş. Kimseyi tanımıyor. Tek başına garibandır. Ya Ebu Bekir, eğer sen bunları kızdırmış isen sen Allah'ı da kızdırmışsın. Demek ki fakirleri gözetlemek lazım. Bunları kızdırmamak lazım. Oldum. O babu mulatafetil yetim nerede geçti? 3. hafta. Ta baş, kavim başında mı? 33. Kaç? 33. 33. bab, he? 262, evet. Kaç? 262. Ha, o hadise budur. Müşrikler Efendimiz'e ne diyorlar? Utru ta'ullâ'i la yeşteri'ûne aleyna ve kuntu ene ve ibn-i Mesud ve racun min Hüzeyl ve Bilal ve racunan illessu semihma ve vaka fi nefsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maşallah yakaf haddese nefse ve sallallahu aleyhi ve sellem. Yani müşriler bir gün dediler ki ya Muhammed aleyhisselatü vesselam, bu seviyesiz, bu fakir fukara, üst başları yırtık kişileri etrafından uzaklaştır. Biz senin yanına gelelim. Biz senin meclisinde oturalım. Efendimizin kalbine de ben bunları uzaklaştırayım. Belki bu Mekke'nin eşrafları, reisleri Müslüman olurlar. Onların sayesinde diğerler de ne olurlar? Müslüman olurlar. Efendimizin kalbine böyle bir düşünce girer girmez
Allah-u Zülcelal hemen ayeti gönderdi. Ya Muhammed bunları atrafından olma. Onlar Müslüman olmuyorlarsa olmasınlar. Oldum. Ve an Cundub ibni Abdillah radiyallahu anhu vefati kaç? 60'tan sonra diyorsun. 60'tan sonra demek kesin değil. 60 ile 70 arası. Yok değil mi sizde? 60-70. Tamam yani 60'tan sonra kesin değil ihtilaf ederim. Ve an Cundub ibni Abdillah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح kim sabah namazını kılarsa fehuve fi zimmetillahi o Allah'ın zimmetine giriyor, Allah'ın demaniyetine giriyor, Allah'ın himayesine giriyor. Sakın fela yetlubennekumullahu Allah sizi talep etmesin min zimmetihi zimmetinden bir şeyin, bir şeyle sizi talep etmesin. Yani gaye siz Allah'ın zimmetinde olan kişiye hakaret ederseniz Allah o zimmetindeki kişiden dolayı sizi talep eder, sizi arar. E arasa ne olur? فَاِنَّهُ شَنْحَالٍ مَنْ يَطْلُبُهُ Kim ki Allah onu talep ederse min zimmetihi kendi zimmetinden dolayı Allah kimi talep eder bir şey bir şeyle talep ederse yudriku Allah kimi talep ederse ona kavuşur. Onun kaçma, saklama imkanı yok. Peki kavuşur ne yapar Ali? Sümme yekubuhu onu atar ala veci yüzü üzerine finnari cehenneme cehennem ateşine. Demek bir kişi sabah namazı kılmış ise yani namazı kılan bir kişi sabah namazı kılmış ise o Allah'ın zimmetine giriyor. Kimse ona dokunmazsa. Eğer bir ona dokunursa Allah onu ne eder? Talep eder. Yani onu karşılıksız bırakmaz. Talep eder, onu yakalar ve cehenneme atar. Öyleyse namaz kılan bir mümine ne etmemek lazım? Herhangi bir hakaret zulümde bulunmamak lazım. Men salla salate subhi fehuve fi zimmetillahi o Allah'ın zimmetindedir. Fela yatrubennekumullahu min zimmetihi bir şeyin. Allah-u Zülcelal kendi zimmetinden bir şeyle sizi talep etmesin. Yani ne demek? Sabah namazını kılan bir kişiye hakaret etmeyin ki bir şeyle hakaret etmeyin ki Allah zimmetinden bir şeyle sizi talep etsin. Niye? فَاِنَّهُ شَنْحَالٍ Men o kimse ki yatrubuhu, Allah onu talep ederse min zimmeti. Kendi zimmetinden dolayı onu ararsa. Yani ne demek? Allah'ın zimmetindeki sabah namazı kılan kişi hakaret ederse bir şeyin bir şeyle, Allah da o şeyden dolayı onu talep ederse yudriku, Allah ona kavuşur. Allah birini talep etme yetişir. Başıma saklama imkanı yok. Sümme yakubbuhu ala veşihi finnari cehenneme. Sonra onun yüzü üzere cehennem ateşine ne yapar? Atar. Oldu. Ne bitti? 48. bab. Babun fi tahzir min izai salihin bitti. 49. baba geldik. Burada duralım. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب